Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni konumuz das Verb zammen und das Verben brauchen. Yani zammel ve brauchen fiillerinin çekimlerini, kullanılış yerlerini işleyeceğiz bugün konumuzda. İlk olarak zammen fiilinden başlıyoruz. Zammen ne demek? Zammen toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek, koleksiyon yapmak anlamlarına geliyor. Anlamlarına gelir. Zammende şöyle bir istisnai durum vardır arkadaşlar. Normal estenten çekimine göre çekiyoruz. Yani sondaki n'yi atıyoruz. Estentenimizi getiriyoruz. Ich du erzies de. Fakat ih öznesinde çekim yaparken zammen ya sadece ih de şu aradaki e'mizi düşürüyoruz arkadaşlar. İh zammele yerine ih zamle şeklinde çekiyoruz. Dediğim gibi sadece ih öznesinde aradaki çekim yaparken aradaki e düşüyor. Geri kalanına hep estenten şeklinde eklerimizi getiriyoruz. Şöyle bir bakalım çekimimize. Ne dedik? Zammen toplamak, biriktirmek anlamına geliyor. Estenten kuralımız gayet mevcut. Ne dedik? İh de aradaki e harfi düşüyor dedik. Bakalım ih zamle şu olmuyor yani. İh zam mele çekmek yerine ne yaptık? Aradaki e'yi düşürdük. İh zamle du zammelst er sie es zammelt wir zammeln ihr zammelt sie'ler de zammeln şeklinde oldu. Kökü zaten zammeln olduğu için arkadaşlar wir da ve sie de en yerine sadece nesini getirdim? Zammelen yapmadım. Ich zamle, du zammelst, er sie zammelt, wir zammeln, ihr zammelt, sie'ler zammeln şeklinde devam etti. Ne demiştik anlamına? Toplamak, biriktirmek anlamına geliyor. Şöyle örneklerine baktığımızda ich zamle blumen. Blumen çiçek demek. Ich zamle blumen çiçekleri topluyorum. Burada bakın toplamak anlamında çiçek koleksiyon yapılmayacağı için ne yaptı? Toplamak anlamında kullanıldı. Ya da wir sammeln Spielzeug. Oyuncakları topluyorum, oyuncakları koleksiyon yapıyorum anlamında kullanılıyor. Sammelst du Briefmarken. Briefmarken posta pulu demek. Posta pulu biriktirir misin? Ya da posta pulu koleksiyonu yapar mısın? Ya ich sammle Briefmarken, evet posta pulu biriktiririm, evet posta pulu koleksiyonu yaparım. Posta pulu, mektup pulu arkadaşlar. Sie sammelt Bleistift, o kalem biriktiriyor ya da onun kalem koleksiyonu var şeklinde bir kullanım söz konusu. Dediğim gibi arkadaşlar çekim de sadece ih de şu aradaki e'miz düşüyor, gerisi estenten kuralımıza göre çekiliyor. Zammen toplamak koleksiyondu. Gelelim şimdi brauchen fiiline. Brauchen fiili de gereksemek, ihtiyacı olmak, gereksinim duymak, yararlanmak, faydalanmak anlamlarına geliyor. Kullanmak anlamında da kullanılıyor. Çekim olarak hiçbir sıkıntımız yok. Sondaki n'imizi attıktan sonra bütün düzenli fiillerde yaptığımız gibi sondaki n'i attıktan sonra yine estentenimizi yukarıdan aşağı okuduğumuzda estenten oluşturuyordu. Yine özneye göre e, s, t, t, n, t, n eklerini getirerek brauchen fiilimizin de çekimini sağlıyoruz. Şimdi göz atalım. Ne yapacaktık? Ne demiştik düzenli fiillerde? Sondaki n atılır, estenten getirilir. Ich brauche. Bakın e. Du brauchst. S, t. Er, sie, es braucht. Wir brauchen, ihr braucht, sie'ler brauchen şeklinde oluyor. Estenten kuralımızı aynen burada uyguluyoruz. Şimdi brauchen örneklerine bakalım. Du brauchst ein Buch. Arkadaşlar bu kitaptı. Buch'un artikeli das'tı. Das olduğu için de ne oldu? Das'tan dolayı belirsiz artikelimiz ein'e dönüştü. Du brauchst ein Buch, senin bir kitaba ihtiyacın var şeklinde. Ya da wir brauchen Blatt für schreiben. Schreiben yazmak için, für
Blatt arkadaşlar yaprak ama burada kağıt anlamında kullanılıyor. Yazmak için yaprağa ihtiyacımız var. Hani deriz de bir yaprak verir misin? Hatta defterinden bana bir yaprak verir misin yazı yazmam için şeklinde kullanabiliriz. Buradaki yaprak defter yaprağı anlamında. Bir yaprak yazmak için yaprağa ihtiyacımız var. Eğer braucht nicht, onun ihtiyacı yok şeklinde. Ja da ich brauche 2 kilo Zucker. Nasıl demiş? Benim 2 kilo şekere ihtiyacım var şeklinde bir kullanım söz konusu arkadaşlar. Dediğim gibi estenten kuralına göre çekiliyor. Hem zammen hem de brauchen fiilleri estenten kuralına göre çekiliyor. Hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece zammendeki ihte çekiminde sadece ilk e düşüyor. Çünkü zonda zaten e getiriyorduk. Brauchen'da ihtiyacı olmak gereksinim duymaktı. Bunu da normal çekimine göre çekiyorduk. Bugünkü ders bu kadardı. Konu bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok basit bir konuydu. Fiil çekimini pekiştirmek adına verilen bir konuydu. Umarım katkısı olmuştur. Hepinize iyi dersler, iyi günler diliyorum çocuklar.